noktasına ulaştınız. Mikrofon tutmuyor musun? Kaza, vatandaş burada evi var. Malatya'da oturuyor. Buraya doğru gelince tren çarpmış. Şimdi bu bir kaza değil ki. Daha önce de oldu. 2017'de de aynı şekilde oldu. 3 kişi yine öldü. Ama yetkililere söyledik devlet demir yollarına yapacağız dediler. Yaptıkları bir şey yok. Bu
üst geçidimiz var şurada. Üst geçin yanında bir yol yapılsa, açılsa burada dağılım yapılacak. Hepsi geçecek. Ama defalarca söyledik yapılan bir şey yok. 2019'dan beri söylüyoruz. Hiçbir şey yapmadılar. Şimdi bunu kim yapacak? Devlet Demiryolları yapacak. Belediye yapacak. Bir yol açsalar burada. Üst geçidimiz var. Şu ileride bir 500 metre ileride. Burada gelecek. Hepsi evlerine gidecek rahatlıkla. Ama yapılan bir şey yok. Yani bu kazalar, bu yapılmadığı sürece her zaman bu kazalar devam edecektir. Ayrıca bu pat pat dediklerimiz, çapa motorları dediklerimiz trafiğe çıkması yasak. Bunlar tarım aracı. Yani tarım şeyinde kullanılan bir araç. Ama müsaade ediyorlar. Devamlı, belki sizler de görüyorsunuz, ana yollarda, asfaltlarda, her tarafta varlar. Peki Yaşar abi, kim varmış çapanın üstünden, nereye gidiyorlarmış? Çapa Orhan Acar, işte hanımı, iki tane de çocuğu bahçesine gitmişler. Dönüşte Malatya'da oturuyorlar. Giderken işte zaten 50 metre bir mesafe var. Kayısı ağaçlarında da şey gözükmüyor, yol gözükmüyor. İşte Allah vermesin. İşte işte üç ölü var, bir yaralı var. Hemzemin geçit değil mi burası? Tam hayır, bu noktada hayır, mı olmuş Yaşar abi? Hemzemin geçit değil. Buraya yasak. Yasak. Zaten tabelada görürsünüz. Tabelada var buradan. Yasak. Ama vatandaş geçiyor. Bunu işte yetkililerin duyması lazım. Buna bir an önce çözüm bulmaları lazım. 500 metre bu taraftan, 500 metre bu taraftan bir yol yapılsa hiç bunlar olmayacak. Burada üst geçit var zaten. Yani kontrollü geçitimiz var.